olimpiyatlarla devam edelim. Daha doğrusu olimpiyat oyunlarının açılışındaki o tartışmayla. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermiş ve bu bir ahlaksızlıktır demişti. Papa'yı arayacağını söylemişti Cumhurbaşkanı. Artık Papa'yı aradı ve olimpiyat açılışına ilişkin tepkisini söyledi Erdoğan da. Paris'te yapılmak istenen ise insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Bu çıkıştan kısa süre sonra kritik görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuayla ile telefonda görüştü. Gündemde Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının tartışılan açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü adı altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini söyledi. Bunlara karşı birlikte ses yükseltilmesi ve ortak tutum sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün, alarm zili olduğunu da belirtti. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne sadece Katolik alemini, sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu. Görüşmede İsrail'in Gazze saldırıları da gündemdeydi. Erdoğan saldırıların soykırıma dönüştüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastle Lübnan'a yapılan saldırının İsrail'in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu da belirtti. Filistin'de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransisco'nun İsrail'e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını da belirtti. Görüşmede Papa Fransisco, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.